Dante her bir dizesini, bu 14.233 dizelik şiirin 11 hece ölçüsüyle yazmış. Ve özel bir kafiye sistemi kullanmış. Bu kafiye sistemiyle ve 11 heceden müteşekkil eseri baştan sona hiç teklemeden, aksamadan yürütüşüyle adeta denebilir ki eserde mimari bir yapı kurgulamış ve bir katedral gibi bütün eseri ayağa kaldırmış. 11'lik hece ölçüsü neden enteresan olsun diyebilirsiniz, ama bunu 14.233 dize boyunca sürdürmek ve içerik bakımından 4 katmanda okunabilirliğini de dikkate aldığınızda aslında karşımızda şiir konusunda kendisine verilen şairlerin şahı unvanını sonuna kadar hak eden bir deha ile karşı karşıya olduğumuz çok kolaylıkla anlaşılır. Bizdeki Mecnun'un Leyla'sı gibidir Dante'nin karşısında Beatrice'in. Ve oldukça da erken başlıyor. 9 yaşında herhalde aşık oluyor ve kızcağız 24'ünde de ölüyor bildiğim kadarıyla. Evet, çok kısa bir ömre sahip Beatrice, ama birçok kadınla kıyaslandığında 700 senedir ayakta. Şimdi Dante'nin bu eserinde İslam var. Müslüman olarak isimle değil, Sarazen kelimesiyle var. Çünkü öyle tanıyorlar. Ve Dante Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali Efendimiz'i 28. kantoda betimliyor ve konuşturuyor. Bu cehennemin bir katı, en ağır katlarından değil, Dis denilen orta cehennemden biraz daha Lucifer'e yakın. Ancak bulundukları alan insanların hakikatini çarpıtan, onları kandıran, ikilik çıkaran, fitneye sebep olanların yargılandığı alan. O dönem, bakın ne kadar önemli, aslında orta çağdaki insanın İslam'ı nasıl gördüğünün metnini buradan okuyabiliriz. O dönemde Hazreti Muhammed'le ilgili çok sayıda tevatür var ve bunların birçoğu çok korkunç. İşte bir sahte peygamber yakıştırması var. İnançlı ama kızgın bir Hristiyan yakıştırması var. Ve bunlar metin olarak da elimizde mevcut bu arada. Deniyor ki bir kızgınlıkla, öfkeyle kendine bir sapkın yol çizdi. Veya bir sapkın, kızgın Musevi, Yahudi onu özellikle fitne çıkarması için eğitti. Bir başka görüş, haşa huzurdan tabii bunların hepsi için, bir demon olabileceği yönünde. Türlü yani akla mantığa sığmayan yorum var Hazreti Muhammed ve hayatıyla alakalı. Bütün bunlar üzerine de yazılmış çok sayıda inceleme var. Meraklıları okumaya davet edelim. Dante İslam'dan İslam'ı ne bilirdi diye bir makale, Nisan ayıydı sanıyorum. Aktüel tarihte benim bir makalem çıktı. Orada Dante'nin İslam'a yaklaşımı, İslam hakkındaki bilgileri, bu bilgileri nasıl edinmiş olabileceğine dair detaylı bir çalışma oldu. Umuyorum. Çok güzeldi. Bu arada Ali Bey, katkınız için teşekkür ederim. Bedir Bey söz istemiş hocam. Buyursunlar. Bakalım. Buyursunlar. Hoş geldiniz Bedir, buyurun. Hoş bulduk hocam, hayırlı akşamlar. Hocam ben de edebiyat okuyorum şu anda. Daha doğrusu Anadolu Üniversitesi'nden ve İlahi Komedi'ye gerçekten çok ilgi duydum. Ama bilmiyorum, Hazreti Muhammed'in anlatım biçimi falan filan çevremde okunması istenmedi. Okumamı istemediler. Ama sizi takip ettim. Ciddi anlamda İlahi Komedi'ye olan ilgim birden arttı. Hazreti İsa'nın yaşını mesela başlattığı yılda Dante'nin eseri 1300'dür. Aslında daha geç yazmış. Şöyle bir uyanıklık yapmış Dante. Daha geç kaleme aldığı esere erken tarih vererek bir takım öngörülerinin, kehanetlerinin gerçekleşmesini sağlamış.